Herkese merhaba, ben Mert Bakırlıoğlu, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pH nedir, toprağımızın pH'sı nasıl ölçülür, bunu uygulamalı bir şekilde anlatacağım. Zeytincilik ve tarımla ilgili bundan sonra yapacağım paylaşımları da takip etmek istiyorsanız, abone olmadıysanız abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. pH'nın kelime anlamı potansiyel hidrojen veya hidrojenin gücü demektir. Bunu bilmemizin bizim için önemi, aynı insanlardaki gibi tansiyona eş değer bir şeydir. Bunun, yani pH'nın çok düşük olmasını da istemeyiz, çok yüksek olmasını da istemeyiz. Nötre yakın bir şekilde kalmasını isteriz. Toprak pH'sı, toprağımızın alkalilik veya asitlik durumunu gösteren logaritmik bir ölçü sistemidir. 1'den 14'e kadar olan bir skalası vardır. Burada 7 nötrdür. 7'nin altındaki topraklar asidik topraklardır, 7'nin üstündeki topraklar ise bazik topraklardır. Asidik topraklarda hidrojen iyonu daha fazla bulunmaktadır, bazik topraklarda ise hidroksit iyonu fazla bulunmaktadır. Logaritmik bir ölçüye sahip olduğu için her birimlik yükselme ya da azalma 10 kat daha etkilidir. Aynı depremlerde olduğu gibi. Yani pH'si 6 olan bir toprakla pH'si 7 olan bir toprak arasında 10 kat fark vardır. pH'si 8 olan bazik bir toprakla pH'si 6 olan asitik bir toprak arasında 100 kat fark vardır. Bir birimlik fark 10 kata eşittir. 2 birimlik fark 100 kat, 3 birimlik fark 1000 kata eşittir. Yani 1000 kat daha etkilidir. pH, topraklardaki bitki besin elementlerinin yarayışlılığını etkilemektedir. Elementler belli pH aralıklarında daha etkili olmaktadır ya da daha verimsiz olmaktadır. Toprağa bağlanmaktadır. Bitki besin elementlerinden bitkilerin faydalanmasına pH'nın çok büyük etkisi vardır. Bu yüzden pH'mızı bilirsek gübre seçiminde bize büyük fayda sağlayacaktır ve doğru bir şekilde gübreleme programı yapabileceğiz. Çoğu bitki için ideal toprak pH'si 6,5-7 arasındadır. Elementlerde ise ortalama 7'dir. Yani toprağımızı 6,5-7 arasına çekersek toprağımızın bitki besin elementlerinden faydalanmasını o kadar çok sağlamış oluruz. Toprağın pH'sını aşağı ya da yukarı çekmek için yapılması gereken bazı etkenler vardır, etmenler vardır. Bunlar eğer toprağımız bazik ise pH'sını düşürmek için yani nötre çekmek için kükürtlü gübre verebiliriz. Hayvan gübresi yani organik madde verebiliriz. Köklerimizin karbonik asit sağlaması vardır ve yağmurlar vardır. Bu gibi etmenler toprağın pH'sının düşmesinde etkili olacaktır. Toprağın pH'sı düşükse, bunu da yukarı yani asitikse nötre çekmek için de kireç ve türevlerinden faydalanılabilir. Türkiye topraklarının büyük bir kısmı yani geneli bazik topraklardır. Çok az bir kısmı, sadece Karadeniz bölgesinde belli bir kısımda ise asitik topraklar mevcuttur. Toprağımız bazik ise yağmurların toprağın pH'sını düşürmekte faydası vardır. İşte Karadeniz'de olduğu için Karadeniz'de toprağın pH'sının düşük olmasının sebebi aşırı yağış alması ve bu yüzden toprağın pH'sının düşmesidir. Bunun yanında kükürtlü gübreler de kullandığımız zaman toprağın pH'sının düşmesinde biraz fayda sağlayabiliriz. Şimdi de bir toprak örneğinde pH'mızı ölçelim. Nasıl olduğunu uygulamalı olarak gösterelim. pH'yı ölçmek için edinmemiz gereken bazı malzemeler var. En başta tabii ki şöyle bir pH metre lazım. Kağıt pH metreler var. Onlar tam randımanlı değil yani tam noktası noktasına pH'i göstermiyor. Başka tip pH metreler de var. Onlarda da sıkıntı aralıkları çok geniş. Yani 7.1, 7.2 diye göstermiyor. Direkt 7 ya da 8 gibi gösteriyor ya da arada gösteriyor. Çok net göstermeyen pH metreler var. Bu da çok mantıklı bir pH metre değil ama işimizi görebilecek bir pH metre. Bunun daha ileri de var piyasada mutlaka. Bunu kullanabilirsiniz. pH metremizin doğru gösterdiğini anlamamız için şöyle test solüsyonları var. Bir pH metremizi
kontrol edelim. Şu anda pH metremiz 7. Saf suyumuz var. Toprağımız var. Bir ölçek toprak, iki ölçek saf su kullanıyoruz. İki ölçek suyumuzu toprağımızla karıştırıyoruz. Ölçeğimiz de bu, bu arada. Toprakla suyumuzu karıştırıp, güzelce karıştırıp 15 dakika bekleyeceğiz. Daha sonra bir ölçüm alacağız. Dakika bekledik ve toprağımız şu anda dibe çöktü. Ölçüme şu anda çözeltimiz hazır. Bir ölçü alalım. Suya daldırdık ve sabitlenmesini bekliyoruz. Saf suyumuz 7.9'du. Ben bunu biraz sirke ile 7'ye düşürdüm. Yani nötre düşürdüm. Şu anda 7.8'de sabitlendi. Sürekli toprak tahlili zaten yaptırıyorum. Ve toprağımın ben 7.8 olduğunu biliyorum. Ölçümümüz de doğru. 7.8'de sabitlendi şu anda. Başka videolar için takipte kalın. Hoşça kalın.